Herkese tekrar merhaba. Ses olaylarıyla yine karşınızdayız. Ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşamasından bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Ünlü ses olayları tablomuz yine karşımızda. Ünlülerde görülenler, ünsüzlerde görülenler, hem ünlülere hem ünsüzlere etkileyenler olmak üzere devasa bir kadro var karşımızda. Ünsüzlerde görülen ses olaylarını ele alacağız şimdi. Ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması diyeceğiz bu videoda. Sırayla başlayalım. Şimdi ünsüz benzeşmesi diyeceğiz. Ünsüz benzeşmesi demeden önce Türkçedeki sesler nelerdi? Bunlar hangi özelliklere göre ayrılıyordu? Bir onları hatırlayalım. 29 sesten 8'i ünlüdür. Bunlar A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü'dür. Geriye kalan 21 ses ünsüzdür. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y ve Z sesleri. Ünsüz sesler kendi içinde yumuşak ünsüz sesler ve sert ünsüz sesler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y ve Z sesleri yumuşaktır. Ç, F, H, K, P, S, Ş ve T sesleri sert ünsüz seslerdir. Şimdi ünsüz benzeşmesi ne demek, buna bakalım. Sert ünsüzlerle biten sözcüklere C, D, G sesleriyle başlayan bir ek gelecek. Ekteki sesler sertleşecek ve P, Ç, T, K sesine dönüşecek. İşte biz bu duruma ünsüz benzeşmesi ya da diğer ismiyle ünsüz sertleşmesi diyoruz. Şimdi örnekleri inceleyelim. Örneklerimizden ilki sınıfdan. Ayrılma durum ekini ve bulunma durum ekini kullandım burada. D ile başlayan ekleri örneklemek için. Sınıftan demiyoruz. Sınıftan. Buradaki F sert ünsüz sesi. D'yi kendisine benzetmiş ve sertleştirmiş. T yapmış. Ya da kitapta. Buradaki P sert ünsüz sesi. D'yi kendisine benzetmiş ve T yapmış. Kitapta diyoruz. Ya da pirinç. Ç de bir sert ünsüzdür ve kendisinden sonra gelen D sesini T'ye çevirmiş. Pirinçte. Benzer şekilde sevinç. Sevinçten. Ç D'yi T'ye döndürmüş. Ya da sepet. D. T sesi D'yi kendisine benzetmiş ve T yapmış. Kağıttan demiyoruz, kağıttan diyoruz. D, T'ye dönmüş. Başka eklerle ve başka örneklerle devam edelim. G ile başlayan eklerden bir tanesi de gin ekidir. Keskin, kesmek fiilini gin ekine getirdiğimizde keskin isim soylu sözcüğünü elde ediyoruz. S sert ünsüz sestir ve kendisinden sonra gelen yumuşak sessiz olan G'yi K'ye çevirmiş. Keskin demiyoruz, keskin diyoruz. Benzer şekilde seçkin demiyoruz, seçkin diyoruz. Ç kendisinden sonra gelen G'yi K'ye döndürmüş. Kendisine benzetmiş. Ya da şaşkın demiyoruz, şaşkın diyoruz. Benzer şekilde bitkin sözcüğü bitkindir, bitmekten yani enerjisinin bitmesi gibi, bitkin hasta demek, hasta gibi demek, enerjisi düşük demek. Bitkin demiyoruz, bitkin diyoruz. C ile başlayan eklerden bir tanesi de cıcı ekidir. Çiçek, k sert ünsüz sesi, kendisinden sonra gelen C'yi Ç'ye döndürmüş. Çiçekçi diyoruz. Benzer şekilde emek, emekçi.
Smith, T kendisinden sonra gelen C'yi Ç'ye döndürmüş, benzetmiş. Smith, Çi. Aynı şekilde CC ekimiz var. Mesela Türk sözcüğündeki K kendisinden sonra gelen C'yi Ç'ye çevirmiş ve Türkçe dil ismini oluşturmuş. Şimdi ünsüzlerde görülen ses olaylarından ünsüz yumuşaması ile devam edelim. Ünsüz yumuşaması kuralı der ki, son sesi P, Ç, T, K olan bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu sesler yumuşar ve B, C, D, G ya da yumuşak G sesine dönüşür. Bu olaya ünsüz yumuşaması ya da diğer ismiyle ünsüz değişimi denir. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Kitap. P sert ünsüz bir sestir ve kendisinden sonra gelen belirtme durum ekini almış kitabı ya da iyilik eki olarak da alabilirsiniz, sorun değil. Kitabı olmuş. Kitabı demiyoruz, kitabı diyoruz. Benzer şekilde Smith. T'den sonra yine bir sesli ek gelmiş ve Smith'i demiyoruz, Smith'i diyoruz. Şimdi G ya da yumuşak G dönüşme durumu ile ilgili size şunu söyleyeceğim. Renk örneğinde. NK mesela renk, cenk gibi sözcüklerde NK sesleri beraberse K G'ye dönüşüyor. Mesela buradaki örneğimiz renk. Rengi. Mesela mavi rengi çok severim. Ya da gök rengi gözleri diyebilirsiniz. Ama köpek sözcüğünde K'den önce E var. Burada K yumuşak G'ye dönüşüyor. Köpeği diyoruz. Köpeki demiyoruz, köpeği diyoruz. Devam edelim yandaki örneklerle. Ağaç sert ünsüz sesimiz. Sonra yönelme durum ekimiz gelmiş. Ağaça demiyoruz, ağaca diyoruz. Ya da çocuk, çocuğa diyoruz. K yumuşak G'ye dönüşmüş. Kilit. T sert ünsüzü D'ye dönüşmüş. Kilide diyoruz. Ya da yaprak. Yapraka demiyoruz, yaprağa diyoruz. K sert ünsüzü yumuşamış ve yumuşak G'ye dönüşmüştür. İşte biz bu örneklerdeki bütün bu P'nin B'ye, T'nin D'ye dönüşmesi durumuna ünsüz yumuşaması diyoruz. Bununla ilgili birkaç istisnamız var. Bunları da söyleyeceğim size. Tek heceli bazı sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz. Kural bu şekilde. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Top mesela. Topum, benim topum derken benim topum demiyoruz. Aslında yine kolay söyleme özelliğiyle ilgili bir durum bu. Senin saçın mesela, saçın. Sacın demiyoruz da saçın diyoruz. Ya da maç. Bu zaten yabancı kökenli bir sözcüktür. Maç. Maçı. İşte maçı biz kazandık derken. Macı demiyoruz. Maçı biz kazandık diyoruz. Dut. Dutu çok severim diyebilirsiniz mesela. İkinci notumuz da şu. Türkçe'ye başka dillerden gelmiş bazı sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz. Bunlar genellikle Arapça kökenli sözcüklerdir. Yani ünsüz yumuşamasının görülmediği sözcükler. Mesela örneklerimiz de mevcut. Hukuk sözcüğü. İşte anayasa hukuku ya da ceza hukuku diyoruz. Hukuku demiyoruz. Ya da adaleti. İşte adaleti sen mi sağlayacaksın? Adaleti demiyoruz. Adaleti diyoruz. Ya da milletin, işte söz milletin derken burada milletin demiyoruz, milletin diyoruz. Bu bir kuraldır. Bunu bu şekilde bilmeniz gerek. Ve son olarak özel adlardan sonra gelen ekler ünsüz yumuşaması yapmaz. Yani yazı dilinde yapmaz. Konuşma dilinde tabii ki de yapıyorsunuz. Örneğimiz şu. Zonguldak K ile bitmiş ve sonra yönelme E eki gelmiş. İşte Zonguldak'a gidiyorum demiyorsunuz ama yazarken Zonguldak'a şeklinde yazacaksınız. Söylerken Zonguldak'a gidiyorum diyebilirsiniz. Benzer şekilde Sinop'a gidebiliyorum ya da Sinop'a gidiyorum diyebilirsiniz ama yazarken Sinop'a şeklinde yazmanız gerek. Yine hayvan isimleri olabilir, insan isimleri olabilir. Ben iki tane hayvan ismi yazdım buraya. Pamuk mesela. Pamuk'a. Pamuk'a et verdim demem ama pamuğa et verdim derim. Söylerken bunu söylerim ama yazarken pamuka et verdim şeklinde yazarım. Benzer şekilde tırmıka
şeklinde yazarım ama tırmığa şeklinde bunu söyleyebilirim. Böylelikle ünsüzlerde görülen ses olaylarına başladık. Ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesinden, sertleşmesinden bahsettik. Sonraki videomuzda da yine ünsüzlerde görülen ses olaylarıyla devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın.